ProDesign kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video düzenleme yazılımlarından olan Ondeşer Filmora ile videolarımızda kırpma işlemleri, resim olarak alma işlemlerini, sansür uygulama işlemlerini, videolarımızın kenarlarında yumuşaklık, blur efekti verme işlemini ve video içerisinde video işlemlerini nasıl yapıyoruz, renklendirme işlemini nasıl yapıyoruz, onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Anlatımlarım her zaman olduğu gibi temel düzeyde sizlerin de anlayabileceği şekilde olacak. Şimdi burada bir tane videomuz var. Biz bu videomuzu şöyle sileyim isterseniz, baştan alayım hiç görmeyen kardeşlerimiz için. Burada arkadaşlar programı açtıktan sonra import media files here diyor. Burada diyor ki video dosyanızı buraya alın diyor. Buraya tıklayarak videomuz neredeyse oraya giderek alabiliriz veyahut da File menüsü altından yine Import Media dedikten sonra Import Media Files kısmına tıklıyoruz. Buradan da bu videomuzu alabiliriz. Şimdi videomuzu buraya sürükleyip bırakabiliriz. Faremizin sol tuşuyla yapalım şöyle. Evet, videom zaman çizgime geldi. Yaptığım işlemi geriye alıyorum. Veyahut da sağ tıklayıp Add to Project diyerek de aynı şekilde videomun buraya gelmesini sağlayabilirim. Şimdi ne demiştik? Videomuza kenarlarında blur oluşturacağız. Yani gözükmesini istemediğimiz alanları blur yapacağız. Ne yapacağız? Örneğin şurada sanatçımız var. Sanatçımızın şu kenarları gözükmesini istiyoruz. Dolayısıyla ben buradan kestikten sonra şöyle biraz daha gidiyorum. Buradan da keseyim. Kesme işlemini şuradaki makasa yapıyorsunuz biliyorsun. Şimdi burada bu kesmiş olduğum parçayı seçtikten sonra arkadaşlar buraya dikkat edin. Şurada gördüğünüz Power Tool Ctrl P ile yazılan simgeye tıkladığımız zaman burada bizim efektimizi oluşturacağımız alan geliyor. Dolayısıyla ben buradan Tilt Shift kısmı burada seçili olması lazım. Şu kutucuğa tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi kenarlarda blur efekti oluşan bir alan oluşturdu. Şimdi ben bunu faremin sol tuşuyla şöyle her iki tarafa açabilirim. İstediğim kadar bu blur ayarını yapabilirim. Veyahut da faremin sol tuşuyla yine şöyle istediğim yere ben bunu taşırım. Dolayısıyla bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi ben OK dedikten sonra bakıyorum nasıl bir değişiklik olmuş. Oynatıyorum şöyle. Evet, bu şekilde blur efektini oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer efektimiz şöyle. Burada örneğin yine aynı video üzerinde yapalım. Orada zaten varmış. Şimdi biz istiyoruz ki buradaki şu yazıda gözükmesin. Veya genellikle işte logolara kapatmak için falan kullanılır da. Ben size burayı kapatalım. Biraz da büyük, hem daha net gözükür. Şimdi yine bu videomuz seçiliyken yine burada gördüğünüz sihirli araç gibi simgesi olan bu Power Tool'a tıkladıktan sonra arkadaşlar burayı kapatıyorum. Daha sonra şuradaki mozaik olanı seçiyorum. Mozaik seçtikten sonra şuradaki kutucuğu yine işaretliyorum. Bu ne anlama geliyor? Add mozaik to clip. Yani diyor ki bu klibe bir tane mozaik uygula. Şimdi ben bunu seçtikten sonra add diyorum. Yani ekle diyorum. Burada gördüğünüz gibi ekledim. Ve şu anda örneğin şu yazı var. Bu yazıyı kapatalım. Dikkat ettiniz, sonu kapanmadı. Ne yapıyoruz yine aynı şekilde? Bu şekilde mozaikte istediğimiz şekilde istediğimiz yerlerin gözükmesini de, hatta mesela sanatçımızı da gerekirse kapatabiliriz. Bu şekilde de mozaik efektini uygulamış oluyoruz. Şimdi tekrardan ben buradan iptal diyerek çıkıyorum. Yine arkadaşlar burada bizim okey diyelim. Burada videomuzu seçiliyken yine buradan tıklıyorum ben. Burada burayı kapatıyorum. Face off. Yüz kapat diyor arkadaşlar. Yine buradan yüz kapatma işlemini burada gördüğünüz kutucuğu işaretledikten sonra örneğin ben şurada bunu seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi yüzü otomatik olarak tanıdı. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani takip sistemi olmadığı için yani yüz nereye giderse oraya bu kapama gitmiyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o çok bir işimize yaramayabilir. Sabit noktalarda evet kapatabilir ama diğer noktalarda, yani hareket eden nesnelerde biraz problemli. Şöyle tekrardan ben bakıyorum. Örneğin başka bir şey yapalım. Şunu yapalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi sadece şu alanda bir değişiklik yaptı.
diğer taraflarda oynamalar olduğu için yüzü tanıyıp geliyor ama bu çok dört dörtlük olmuyor arkadaşlar. Şöyle oynatayım, tekrardan görelim. Evet, hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet, yani çok oynamayan videolarda bu uygulamayı kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar, burada ben bu videomu komple siliyorum. Tekrardan videomu şöyle sürükleyip bırakıyorum. Şimdi video içerisinde videoyu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar, burada bu videoma yine gelip sağ tıkladıktan sonra Amplitude PIP tıklıyorum. Hemen alt kısma bir video grubu daha attı. Dolayısıyla ben bu videomun şöyle boyutunu küçülterek, büyüterek, taşıyarak faremin sol tuşuyla bu işlemlerin tamamını yapıyorum. Şöyle biraz daha küçültelim. Bakalım, şöyle köşeye de alalım. Biraz ilerletelim. Gördüğünüz gibi üstte ve altta aynı görüntü var. Tabii biz burada şunu yapabiliriz. Örneğin ben burada durduralım. Ben burada alttaki videomun seçtikten sonra kesiyorum. Örneğin şu kısmını iptal ediyorum. Daha sonra da burayı kaydırıyorum. Dolayısıyla aynı sahnenin oynamasını da bu şekilde, yani kaydırarak da engellemiş olabilirim. Şöyle mesela, veya biraz sonra göstereceğim, bu croplama yaparak, zoom yaparak burada büyük ekranını da gösterebiliriz. Şimdi ben birinciyi tekrardan siliyorum. Burada arkadaşlar örneğin ne yapabiliriz? Şurada, hatta biraz şöyle ilerleyelim. Burada burayı kesiyorum ben yine tekrardan. Croplama işlemini göstereceğim size. Buradan da keseyim. Şöyle şuradan keselim. Şimdi bu arada croplama işlemini nasıl yapıyoruz? Bu alanı seçtikten sonra crop aracımızı alıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi crop and zoom. 40 ve yakınlaştır diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi, örneğin burada ben şöyle yakınlaştırıyorum. Dikkat edin. Büyüyor, küçülüyor değil mi? Şimdi ben bunu yine faremin sol tuşuyla sadece görünmesini istediğim kısma getiriyorum ve OK diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi videomuzu oynatalım, görelim. Evet, şu anda sadece o kısmı gösteriyor. Bunları değişik şekiller yaparak videolarımıza zenginlikler katabiliriz. Bunlar tabii, ben her zaman söylüyorum, benim gösterdiklerim örnek amaçlı. Sizler yeni yeni şeyler deneyerek çok daha güzel uygulamalar yapabilirsiniz. Yine şu kısımda yakınlaşalım biraz. Burada renklendirmeyi size yine göstereyim. Şu kısmı ben keseyim. Devamı bizim işimize yaramıyor. Şunları keselim. Evet. Şu kısmı renklendirme yapacağız. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Burayı da keselim. Şöyle burayı da kaldıralım. Sadece bu kalsın. Bu da ekrana da sığdıralım. Şu anda tek sahne olarak kaldı. Şimdi burada yine arkadaşlar resim olarak dondurma olayı var. Onu göstereyim yine size. Sonrasında renklendirmeyi göstereyim. Örneğin buradayken bakın, dikkat edin. Kursörümüz burada. Şurada arkadaşlar bir tane simgemiz var. Freeze frame. Çerçeve dondur diyor arkadaşlar. Ben buraya tıkladığım zaman burada oynayan videomun sahnesini resim olarak hemen kursörün devamına atacak. Dikkat ediyorsunuz. Bakın, kursörü takip edin. Tıkladım. Bakın şu anda attı. Snapshot 5 diyor. Şöyle ekranı sığdıralım. Şu anda şurası resim. Dolayısıyla ben bunu şöyle faremin sol tuşuyla sürükleyip şöyle getirdiğim zaman burası resim olarak kalacak. Peki ne gibi bir görünüm var? Bakıyoruz. Oynadık. Bakın dikkat edin, durdu orada. Biraz uzatalım. Uzatalım, o farkı görelim. Şöyle baştan alalım. Videomuz oynasın, donsun. Evet, şu anda dondu ve kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bunlar da yine bazı arkadaşlarımızın kullandığı efektler. Yine sizler de isterseniz kullanabilirsiniz. Ben buradan yine bu parçayı da siliyorum. Şöyle birinci parçamıza geliyorum. Burada renklendirme ne yapabiliriz arkadaşlar? Yine videomuzu seçtikten sonra şurada gördüğünüz renk paleti olan araca tıkladığımız zaman Advanced Color Tuning diyor. Oraya tıkladığımız zaman arkadaşlar, şimdi
Videomuzdaki renk değişikliklerine dikkat edin. Ben rastgele yapıyorum. Bakın şöyle çok kırmızı oldu. Böyle yeşil oldu. Burada sıcaklık ayarını ayarlıyoruz. İşte renk sıcaklığı, tabii sıcaklık derken renk sıcaklığını bu şekilde resimlerimizi ayarlayabiliriz. Yine şurada 3D LUT kısmında istediğimiz burada hazır seçenekler var. Cool var işte. Nedir? Efendim var mı var? Yine bakıyoruz şöyle başka dark film var. Yani bu şekilde değişik değişik efektler var arkadaşlar. Yine buradan şuradan iptal diyelim. Buradan yine Express kısmı var. Bu var. Şuradan Brands var. Yine ayarlayabiliriz. Contrast var. Buralardan Vibrance var. Bunlardan tek tek böyle ayarlayabiliriz. Ben çok detaya girmeyeceğim. Sadece şöyle ne var ne yok göstereyim. Burada yine ışık var. Gölge var. Arkadaşlar ışık azaltıyorum, çoğaltıyorum. Gölge çoğaltıyorum, azaltıyorum bu şekilde. Yine beyaz olarak azaltıp çoğaltıyorum. Siyah olarak var arkadaşlar. Burada yine HSL renk tonları var. Buradan yine ayarlayarak istediğimiz gibi. Tabi burada daha önce benim mesela yapmış olduğum elbise rengi değiştirme gibi ne gibi işlemler var. Burada da benzer işlemleri yapabilir miyiz bilmiyorum ama renk değişimi gördüğünüz gibi sağlanıyor. Yine vignet var arkadaşlar. Burada da kenarda eskitme şeklinde gördüğünüz gibi videomuza böyle bir efekt verdi. Şöyle onu tekrardan şey yapıyorum. Şuradan hatta bunu şey yapalım. Evet bu şekilde biraz büyüklüğünü açalım. Şuradan da şöyle kısalım biraz. Örneğin okey diyelim. Nasıl bir şey olmuş? Bu şekilde bir eski sinema tarzı da bir efekt vermiş olduk. Durduruyorum. Yine şurada çöp kutusu zaten hepiniz biliyorsunuz. Burada seçtiğimiz kısmı siliyoruz. Çöp kutusuna tıkladığım zaman siliyorum. Bu tekrardan geriye getirme, ileriye getirme gibi seçeneklerimiz var. Burada yine burayı seçtikten sonra şurada gördüğünüz edit var. Alt E ile edit düzenleme biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine bu videomuz üzerinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Şöyle hızlı bir açtım. Videomuzun yönünü çevirebiliyoruz buradan. Buradan split ters çeviriyoruz. Buradan yatayda ters çeviriyoruz. Dikeyde ters çeviriyoruz. Yine kontrast ayarını buradan yapabiliyoruz. Straighten yine buradan yapabiliyoruz. Şöyle çevirelim öyle bakalım. Yine burada bronze ayarı yapabiliyoruz. Bunları arkadaşlar biraz önceki gördüğünüz kısımlarla aynı hemen hemen bu şekilde ayarları oynadıkça yine videomuzun hızını buradan speed kısmından artırıp azaltabiliyoruz. Yine ters oynatma işlemini şurada kutucuğu seçtikten sonra da ters oynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Okey dedikten sonra da yaptığımız işlemler aktif hale geliyor ve kullanmaya devam ediyoruz. Pro Dersler kanalımda video düzenleme programlarından olan Wondershare Filmora ile sansür uygulama, blur efekt uygulama, video içinde video uygulama, resim olarak alma ve kırpma işlemlerini, renklendirme işlemlerini nasıl yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize destek olmak ve bundan sonraki gelecek videolarımdan haberdar olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.